Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorum videoyu Amsterdam Villa olarak açtınız ve Van Gogh olarak açtınız. Bunları birazdan göreceksiniz, izleyeceksiniz. Ondan önce birkaç şey söyleyeceğim sadece. Özellikle dikkat edin. Dün Amsterdam'a gittim. Daha önce de gitmiştim. Eğer izlemediyseniz şuralara bir yere koyacağım yapabilirsem. İzlersiniz. Ay, kusura bakmayın. Azıcık yine heyecanlandım. Hızlı yetiştirmek istedim videoyu, hemen size atayım. Atmadan önce de, yani YouTube'a koyayım, size atmaktan kastım. Asıl gidiş amacım Van Gogh'tu dün. Van Gogh'u sevmeye sanırım Kasım ya da Aralık'ta başladım. Daha çok sevmeye yani. Herkes gibi Van Gogh'u biliyorum. Biliyordum da. Ama beni biraz etkiledi. Hayatı falan olsun. Yaptığı resimleri böyle hayatını bilerek yorumladığında gerçekten böyle içim biraz şey yaptı. Nasıl diyeyim? Hani olur ya. Çok sevdiğiniz bir şey birden karşınıza çıkar. Aa, buymuş benim asıl sevdiğim şey dersiniz. Ama hani sevdiğinizi daha önceden anlamazsınız ya da bilmezsiniz. Her neyse, bu saçma şeyleri boş verin, benden de dinlemek istemezsiniz zaten. Sadece şunları söylemek istiyorum. Amsterdam'a gitmenizi öneririm. Umarım gidersiniz. Gerçekten hani böyle biliyorum, hani gidemem falan demeyin kendinize. Hayallerinize inanın öncelikle. Hayallere inandıktan sonra zaten yarısı, yani yarısına gitmiş kadar oldunuz zaten. Nefes alışı. Şimdi bir sorun var. Şu an anlamadım. Sanırım fazla heyecandan oldu. Van Gogh Müzesi'nde de aslında fotoğraf çekmek ve video çekmek, zaten hani bırakın videoyu, fotoğraf çekmek yasak. Resimleri falan özellikle sadece birkaç yer, hani yerde çekmek yasak değildi. Ama nedense ben birkaç video artı baya baya da bir fotoğraf çektim ve kimse de bir şey demedi. Yani gülümsediler falan, ben de anlamadım, biraz şansıma geldi. Yani bile bile kuralları ihlal etmek istemedim dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü o Van Gogh'tu. Kuralları ihlal etmek istiyordum, sınırları zorlamak istiyordum. Zorladığımda da, yani bunu tabii ki de gözlerine sokup bile bile "aa, ben böyle bir şey yapıyorum" anlamında yapmadım. O ayrı, ama kimse de bir şey demedi. Hani resimlere, benim Instagram hesabım var bir tane, yani iki tane. Biri, kusura bakmayın, gerçekten nefes alışverişim şey oldu. Yani bu videoyu tekrar çekmeyeceğim. Sevmiyorum. Yani görün her halim işte kısaca. Bir tane sanat sayfam var. Onu şuralara koyabilirim. Onu becerebiliyorum. Koyacağım. Ayrıca kendi hesabımı da koyacağım. İzlerken video bittiğinde girerseniz Van Gogh'un en önemli resimlerini görebilirsiniz. Oy. Jesus. Gerçekten nefesim şey oldu. Anlamadım ya Rabbim. Neden böyle oldu? Amsterdam'a nasıl ucuz yolla gidersiniz falan. Hani bunları ayrı bir videoda çekeyim ben. Tamam mı? Şimdi gerçekten şey oldum. Kötü oldum. Anlamadım da. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kısa günlük bir gezinti gibi oldu benim için. Ama en çok da hayallerime ulaştım. Sevdiğim bir şeyi daha fazla bir şekilde nasıl sevebilirmişim, onu yaşadım. Umarım hepiniz yaşarsınız. Hepimiz yaşayalım zaten. Hani Van Gogh yaşayamadı. Ama aranızda bence eminim benden daha iyi yaşamayı becerenler vardır. Nefes alabilenler de vardır. Siz almaya da devam edin. Hepiniz. Herkes. Okey. Hepinizi seviyorum. Yani espri yaptım aslında az önce. Çünkü nefesi alamıyorum şu an. Kendinize iyi bakın. Okey. Bir sonraki videoda görüşürüz. Van Gogh'u ve kendinizi çok sevin. Her şeyden önce.
Bay bay. Size günaydın arkadaşlar. Saat şu an kaç? 7:30 falan. Amsterdam'a gidiyorum. Orada görüşürüz. Okay. J'ai le cœur qui saigne, je le maquille. J'ai les yeux brillants, puis il vacille. J'ai le cœur brûlant, j'ai le cœur doux. Je me connais par cœur, c'est mon atout. Tu as le cœur lourd, tu as le cœur gros. Comme si demain je partais à nouveau. Je suis pas de celles qui te feront la peau. Même si les caresses n'apaisent pas tous tes maux. Oh, sueña y no llores. Estoy plenado de ti. Entiendo lo que dices. Estás prendado de mí.
This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. You'll start dancing.